penaltıyı konuşuyorlar. Ya bu arada tabii canım. Çok sık yapılan bir olay değil ki bu. Peki boyayan zemin mi daha çok konuşuluyor, bu mu daha çok konuşuluyor? Önce bu, sonra zemin. Bu olmasa yani bir numara, zemin bir numara olurdu. Tabii. Zemin bir numara olurdu. O zaman Icardi'nin o yeşil ellerini verelim mi? O gol sevincini yaparken. Icardi mi yaptı onu? Yeşil değil mi elleri? Evet. Bu arada Torreira bir ara eline su döktü. Kafasını yıkadı, yüzünü yıkadı. Yine geçmedi boya. Yani demek ki bayağı duşta. Var mı fotoğraf? Liflenmeleri falan gerekir. Gıda boyasıymış. Bayağı gıda aldılar yani. Hayli gıda aldılar yani. Cilden bence aldılar. Evet. Kimden? Icardi'nin o gol sevinci fotoğrafını bir ekrana getirelim. Yönetmenimiz Özgür ekrana getirecek. Bunu daha önce Manisa'da görmüştük galiba. Evet, bizim yayınladığımız Süper Kupa finaliydi. Evet. Kupa finaliydi. Fenerbahçe Galatasaray. Evet. Fenerbahçe'nin kazandığı maçtı. Penaltılara gitmişti. Volkan'la Melo'nun tartışması vardı. Evet. Hakem de biliyorsun hakim bıraktı ya, Alanyalı. Adını şimdi unuttum. Yok, Ali Palabıyık. Alanyalı bildiğim o var. Yok. Kimdi onların yeğeni. Kamil Abitoğlu. Kamil iyi hakemdi o ama. Evet. Bunun için hakemiydi. Durdurabilir miyiz? Yeşil eller. Evet, eller, parmaklara bakın. Avuçlar yeşil. Formada da var yeşil tabii. Çok da belli olmuyor hocam, bazen fotoğraflarda. Not aldım. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Emel Sayın şarkısı. Güzel, yeşil yeşil. Bu maçın şarkısıdır şarkı bu. Bak, yalnız benim için bak yeşil yeşil. Erol Sayın'ın ama. Oo, müzik bilginiz de gerçekten biraz ya konuşuyor bu gece yani. Hocam müziği Türkiye'ye biz getirdik. O kadar. Bu biraz iddialı oldu. Fakat ben söyleyeyim mi? Tarihe geçecek bir resim var. Evet ya. Yani dünyada da şimdi aslında imajımız için kötü değil mi bu? Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı stat yani. Doğru. Bütün dünya şimdi haberi yaparken, bütün bunu yaparken bu statta mı? Acaba da ekleyecek. Acaba diyecekler ki orada daha evvelden yaptılar mı, bu boyu da görmedik biz yani. Espri yapıyorum ama yakışmadı. Ben geçen boya kullanmışlar. Yayında, boyası. Melike'nin yayınında söyledim. Murat'la beraberdim. Karagümrük maçını izledim dedim. Ne olmuş ya, traktör geçmiş gibi yol dedim. Burada dedim maç oynanır mı? Bu olimpiyatta final oynanmış, bir Şampiyonlar Ligi final oynanmış, bu stat yakışıyor mu dedim. Bir gördüm ben bugün açılırken, ne kadar çabuk toplamışlar dedim. Meğersem boyamışlar. Makyaj bazen bazı şeyleri kapatıyor değil mi? Evet. Makyaj yapılmış. Biz biliyorsun ya, Manisa'da Serkan, Erman Hoca beraber yürüdük. Gördük, rezaletti. Ersin gün bir baktı yemyeşildi, boyamışlar. Şaka gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Daha çok böyle bana Kınalı Gelin şarkısını hatırlattı. Demet Sağaroğlu'nun elleri, kolları, baksana. Elleri yani şu anda gelin. Çok affedersiniz. Yüreği hani, doğuştan yaralı gelin. İşte biliyorsunuz hepimize, bilmiyorum sizlerin de sünnetinde kına yakıldı mı elinize? Benim yakılmıştı. Evet. Ya bu adettir zaten ya. Ya evet, adettir de yani neresinden tutacağımızı bilmiyorum. Ama Torreira'nın saçına kına yaktılar ya. Bakın. Icardi'nin de saçı yeşil burada. Birkaç kafa vurdu pozisyonda. Yani burada da yeşil. Ya şunu söylüyorum hani, uzunca bir süredir Icardi gibi saçlarını platin rengine çok açık sarıya boyatan dayılar görüyoruz İstanbul'un çeşitli semtlerinde. Şimdi artık galiba yeşil saçlar göreceğiz. Böyle hani protesto. Yani mesela ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi kusura bakmasınlar. Ben, bu kalsın Özgür, bu da güzel. Serdar da öyle. Hatta Beyoğlu Eğlence Merkezleri Derneği Başkanı Aydın da ortak dostumuzdur yani. Biz de hep Aydın Kalacı. Ben tabii ki yani zor bir okulda okumuş bir öğrencilik hayatı yaşadım ama eğlenmeye, sinemaya, Beyoğlu'na gidenlerdendim ben de. Serdar da öyleydi. Yani nasıl bağlayacağım bilemedim şu anda. İyi seyirler diliyorum. Sanatsever iki medya mensubu olarak. Yani gitmişliğiniz var peki. Şimdi nasıl izah edeceğiz? Oluyor ya, degrede yapıyorsun ya, onun gibi olmuş. Formaya olmuş, renk atmış yani. Yeşil de girmiş. Degrede. Yani fakat nasıl gelmiş? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gören var mı bilmiyorum. Önü yemyeşil Torreira'nın yani şu fotoğrafta. Önü yemyeşil. Ben ilk başta çim boyadı sandım bak. Hani oynarken çocukken düşerdik. Evet. Boyardı işte eşofmanımızı falan. Galatasaray'dan örnek veriyorsun. İstanbulspor hiç yeşil değmemiş mi? Siyah ağırlıklı forma ya, çok belli olmadı. Galatasaray bembeyaz giydiği için. Hayır, anlatamadım. Ellerinde de var ya Galatasaraylıların. Eller. Hiç mi ellerinde yok? İstanbulspor'ların ellerine bakmadık. Evet. Bakın hiç burada düşmedi yani. Tozluklar yemyeşil. Ya objektifler biraz daha Galatasarayların üstündeydi. Allah aşkına bir şey sana söylemek istiyorum. Bak Muslera yemişim. Burada Şampiyonlar Ligi'nde veya X bir takımda İstanbulspor'a da çok günah. Bu saat verilir mi Allah aşkına? Yanlış bir şey ya. Neden abi? Tabii niye versin? Bu boya falan olur mu ya? Zemin kötü zaten. Zemin kötü. Aslında İstanbulspor maçlarını burada oynamıyordu. Yani bir şey yapıyorken tamam bazen işi kerizlemek diye bir şey vardır. Her sektörde var böyle şeyler. Ama yani kardeşim hani sen bir boya sürüyorsun o zemine. Ne oldu? Hani ne yapmış oldun şimdi? Daha mı iyi bir şey Yakalandın. Evet. Yakalandın. Ne olacak şimdi? Hayır bu görüntüyle bizi dünyaya rezil ediyorsun ya. Bunu yapan zihniyet bizi dünyaya rezil ediyor. Kusura bakma. Avrupa şimdi bu resmi yayınlayacak. Boyama statta oynadılar diye. Evet. Olur mu böyle bir şey? Ve 2,5 ay önce burada Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Biz oynatmışız bu sahada. 3 ay evvel oynatmışız. Yanlış mı? O zaman zemin müthişti ama. Hani onu söyleyelim. Ben onu bilemem. Nasıl bu hale geldi? Bu hale gelemez abi. Bakım bitmiş. Çekmişler bakımı ellerini. O zaman doğal da her şey. Ya ne biliyor musun bu? Aylar evvel maçı da yasakladılar. Hocam bu nedir biliyor musun? Şimdi nasıl Şampiyonlar Ligi gitti. Misafir gitti. Tamam mı? Harç bitti yapıp aydın. Evi temizlemene gerek yok. Bak misafir odasındaki porselen tabaklar var ya. Evet. O hesap. Atatürk Olimpiyatı da öyle. Misafir geleceği zaman bir temizlerini toparlanırlar. Gittikten sonra bırak halini. Örümcek ağları sarsın. Misafir odası değil mi? Tabii. Evet. Icardi istemiş. Bu fikri Icardi üretmiş. Kerem'i de ikna etmiş. Daha önceden başlamış süreç. Bir gün yaparız diye hep konuşuyorlarmış ama Icardi'nin talebiymiş bu. Muhtemelen daha önce de Neymar'la deneyen o. Kerem daha önce böyle bir denemede bulunmadı. Ama bu deneme doğru bir zamanlama değil. Değil, bence de değil. Bir daha yaparlar mı? Bir daha yapmazlar bence. Ancak yaparlar bir yerde başarılı bir rakiple çok farklı öndeyken yapılabilir böyle şeyler. Tarihe not düşer. İşte hani neleri konuşuyoruz yıllar sonra? İşte Sunus'u konuşuyorsun. İşte ne bileyim hani her takımın rakibi kızdırmak için elinde bir şey var. 3-0 iken ezeli rekabette ortam çok gerilmiştir. Bir önceki maçta kavga çıkmıştır. Belki anlaşılabilir bir tarafı olabilir. Ya ama hani... şimdi genç hoca tepki koymamış olabilir. Bazı hoca koyabilir. Rahmetli Erdoğan Arıca biliyorsun Lincoln topu sektirmişti ayağında. Kulübeden fırladı falan. Birkaç götürdü yani. Sonra soyunma odasında hatırladım tepki koymuştu. Bir hafta sonra Roberto Carlos vatandaşı yapan bu hareketin karşılığı o da topu mesafelerle sektirdi. O kadar basit. Futbol içinde bu var demeye getirdi. Bu işin gerçeği bu. Bunları geçmişte 60'lar soldu ama bu zamanlama değil bak. Ben bir Galatasaray teknik direktörü olsam rahatsız olurum. Tabii Okan Hoca rahatsız olmadığını siz kazandığı için bunu söylemeyecek. Icardi'ye ihtiyacı var, Kerem var. Kaybetmek istemez 2 tane yıldızını. 2 kanka ama bir gerçek var. Bunların düşürmesi lazım sorumluluk. Bu takımın kaptanı Muslera'nın bundan haberi var mı? Yok. Bence yok. Mesela takım ama içerisinde ben yapacağım. Antrenmanda konuşmuşlardı diyor. Bir dakika. Bana gelip söylerse derse ki Kerem biz burada Icardi ile bu planı yapacağız dese bir dakika derim ya yapma baba maç 0-0 atsın Icardi golü biz sonra gerçekleşir bir penaltı alırsak o zaman yapın derim. Mesela deme hakkım olur. Ama bunu hiç kimseyle paylaşmadan kafanıza göre yapamazsınız. Siz Galatasaray oyuncusunuz ya. Sorumluluklarınız var sizin camiaya, taraftara karşı. Evet Okan Hoca'yı çok zor durumda bıraktılar. Açık konuşalım. Kazandığı için böyle konuşuyor, alttan alıp stratejik konuşuyor. Aynen. Yani Okan Hoca çünkü şöyle oldu. Ben mesela maç sırasında sosyal medyada bu çok tasvip etmediğim yönünde bir şeyler yazdığımda altında işte Okan Hoca varken yapabilirler, Okan Hoca'nın otoritesi falan gibi kritikler yazıldı. Şimdi burada önemli olan şu. Ya ben o görüşte değilim diyebilir Icardi veya Kerem. Ama alta sen bunu yazdırtacak ortamı doğurdun. Şimdi Okan Hoca'nın mesela ben programlarda Galatasaray'ın maçını yorumlayan bir yorumcu olarak bana bu sufleyi veriyor seyirci birden. Belki hiç aklımda yoktu böyle bir şey. Yani Okan Hoca'nın otoritesini sorgulatma noktasına getirdin. Yani ben Okan Hoca'nın maçtan sonra yaptığı açıklamayı doğru buluyorum. Sağlıklı buluyorum. Aynen, başka bir şey sağ söyleme şansı yok. Tabii ki evladına sahip çıkarsın ya hani bir şey gider bir yaramazlık yapar. Ya bir şey yok, kötü niyet yok falan dersin ama içeride, evin içinde kapa kapanınca bir daha böyle bir şey yaparsan işte sana hakkımı helal etmem dersin. Veya ceza veririm dersin. Veya bir ceza verirsin. Odana git. Veya, çıkma evet. İşte atıyorum, sana bu akşam iPad yasak falan dersin yani. Hayır ama yani Okan Hoca mutlaka bunu birebir de halletmeli. Şimdi Icardi gibi oyuncular özel statüdedir. Nasıl ki Alex, nasıl ki Hacı, nasıl ki Messi. Hani özel statüde bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok zor koşullarda Galatasaray imkanları zorlayarak taraftarını da mutlu etmek için, Şampiyonlar Ligi gibi iddialı bir yerde, bir kulvarda devam etmek için kimyasının uyuştuğu bu yıldızı kazandı. Şimdi Icardi'ye bayrak açılmaz böyle bir şey. Çünkü Icardi'nin zaten zihniyeti de çok güzel bir çocuk, yani bir çocuk. Evet, işte evet. Geçen sene çok eğlendik. Mütevazi bu sene de eğleneceğiz diyor. Ya ben o karakterle ilgili değerlendirmiyorum. Mesela hani, bu penaltıyı verdiği zaman Kerem'e ne anladınız? Biz yukarıda servis. Ama Kerem'in sert bir uyarıya ihtiyacı var. Mesela Kerem şöyle, ben dedim ki helal olsun dedim ya, 13'te 13 yapacak yani, atacak. Evet. Kerem'e attırıyor dedim. Hem de rekoru kırıyorsun. Rekordan vazgeçiyor dedik. Fakat öyle değilmiş yani. Yine rekoru kırdı yani. Şimdi az önce sordum ya. Ben de düşündüm abi, biliyor musun? Allah Allah, nasıl Kerem'e verir ya bu kadar önemli bir penaltıyı dedim. Ben de şunu düşündüm. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi maçında biraz böyle oyundan çıkarken hafif bir protesto oldu Kerem'e. Moral olsun falan diye verdiğini düşündüm. Bu görüşler yani, işte. Bu mesela hoş. Doğru. Ama değilmiş. Değilmiş. Az önce dedik ya, Okan Hoca değil de Fatih Terim olsa yapabilir miydi diye. Şimdi mesela bazı mesajlar da gelmiş. Hatırlayalım. Beşiktaş 2-1 öndeyken Beşiktaş'ın stadındaki maçta penaltıcı o dönem Çıkıldağ uydu. Mustafa Muhammed penaltıyı kullandı ve kaçırdı. Hatırlayalım, Ersin evet, arkasından kurtarmıştı. Da sert bir demeç vermişti. Teknik direktör de Fatih Terim'di. Hani Fatih Hoca zamanında tabi bu kadar hani farklı bir penaltı değil. Orada normal kaçırılmış bir penaltı. Şöyle demiş Fatih Terim. Penaltıları bizde Çıkıldağ atıyor. Bugünkü maçta topu Mustafa almış, ben atacağım demiş. Daha önce onu kazanmak için, ki o da çok riskli bir maçtı, penaltıyı atmasını istemiştim ama burada bırakması lazımdı Çıkıldağ'a. Sağlık olsun, ne yapalım? Fatih Terim'in açıklaması yani tadında bu. Bir şey söylemiş Fatih Hoca. Şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Hemen altına Fatih Terimcisiniz bilmem ne falan gibi yorumlar geliyor. Okan Hoca şu an Galatasaray için en ideal isim. Zaten çok zor şartlarda elde edilmiş bir şampiyonluk var. Akhisar'la elde ettiği müthiş bir başarı var. Başakşehir'le elde ettiği tarifsiz bir başarı var. Okan Hoca Galatasaray için doğru insan ve benim şahsi görüşümü söylüyorum burada. Sadece beni bağlayan görüşümü. Yıllarca Galatasaray'ın hocası olarak kalmalı, sembolleşmeli. Galatasaray'da bir efsaneye dönüşmeli. Şu anda da bence bir Galatasaray efsanesi de hani heykeli dikilecek boyutta olmalı. Hani yıllarca Galatasaray'ın hocası olarak kalmalı. Benim şahsi görüşüm bu. Buna karşın söylüyorum bunu. Çok da kolay değil. Mustafa Muhammed'le Çıkıldağ'ın olduğu bir ortamla Kerem'le Icardi'nin olduğu bir ortam çok denk ortamlar değil. Olur mu ya? Bu kadar böyle fark var ya. Yani Emre Çolak'la tabii. Hacı. Allah aşkına. Şimdi Emre Çolak'a çok özür dilerim. Hani kenardan ikinci sınıf bir idareci yani yönetim kurulu üyesi değil. Yani kulübün profesyoneli bile azarlayabilir. Ama Icardi üzerine takım kurulan, strateji kurulan, ekonomi kurulan bir değer. Ve güleç yüzlü bir adam yani. Kötü yani, niyetli değil zaten. Gider ama bence sezona damga vuracak bir. Evet. Bu hatırlanacak bir maç. Tabii. Bu hep hatırlanacak. Çok konuşulacak ama Deniz'de ne oldu?